çalışıyor genel durumda.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlediğimiz Emre Şakçı'yı konuk aldığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Genel Müdürümüz Sayın Cengiz Mete programımıza teşrif etmişlerdir. Ben hızlı bir şekilde sözü Genel Müdürümüz Sayın Cengiz Mete'ye veriyorum. Genel Müdürümüz konuşsun gitsin diyorsunuz yani hemen hızlı bir şekilde. Sağ olun Sayın Müdürüm. Evet. Öncelikle ben de bu güzel günde, bu anlamlı günde Kurtuluş Meşalimizin yakıldığı, büyük bir mücadelenin yapıldığı bu günde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı öncelikle tüm gençlerimizin tebrik ediyorum. Bu mücadelede büyük kahramanlık gösteren, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, isimli, isimsiz, bilinen, bilinmeyen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bugün önemli bir gün. Az önce de ifade ettim. Büyük bir devletin yıkıldığı, ortadan kalkma mücadelesi, var olma mücadelesi verdiği bir dönemde yine milletin sinesinden kopmuş, milletin iradesini ortaya koyma azmiyle hareket etmiş bir neslin evlatları olarak gururlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim tarihimiz boyunca yüzyıllarca var olduğumuz bu topraklarda her zaman hoşgörüyü, adaleti, merhameti esas kıldık. Bu manada da zaman zaman kurduğumuz devletlerde de, yerine kurulan devletlerde de hep bir mücadeleyi hep birlikte tespit ettik, gördük aslında. Tabii ki kıymetli olan tarafı şu, yedi düvel dediğimiz dünyanın en güçlü ülkelerine karşı bir mücadeleye girişmek çok kolay değildi. Bu mücadelenin fitilinin ateşlendiği gün olması açısından çok kıymetli. Bu anlamda hem bayramlarını tebrik ediyorum gençlerimizin hem de bunun bütün yokluklar ve imkansızlıklara rağmen, her türlü zorluğa rağmen mücadele ettiğimiz zaman, inandığımız zaman, topyekun hareket ettiğimiz zaman her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimiz bir örnek olması açısından da kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün de çok değerli sporcularımız da aramızda. Yine programın ilerleyen saatlerinde de devam edecek. Tabii biliyorsunuz Gençlik Haftası adıyla artık kutlanıyor. 15 Mayıs tarihinden itibaren başlayan yaklaşık bir hafta süren etkinliklerle Gençlik Haftası kutlanıyor. Bugün de 19 Mayıs'ın bayramın bir yerde protokolü resmi günü. Halkın, vatandaşların, çoluk çocuğun, gençlerin topyekun aslında etkinliklerde yer aldığı bir dönem. Bakmayın bu son iki senedir yaşadığımız salgın sebebiyle evlere kapandık. Evlerde işte bu tür faaliyetlerle etkinlikleri yürütmeye çalışıyoruz ama yüreğimizde, kalbimizde bir atıyor, buna inanıyoruz. Sabah Sayın Bakanımızın da yine Milli Eğitim Bakanımızın da gençlerle buluşması vardı. Akşam mesela saat 19.19'da bütün gençleri İstiklal Marşı okumaya davet etti. Bu etkinlikleri bir arada yapmanın sebebi tabii kalplerimizi bir arada atarken, bir atarken etkinliklerde de en azından buluşabildiğimiz kadar buluşmak. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıldan itibaren tekrar o canlı faaliyetlere tekrar başlayacağız. Ben bu süreçte gençlerimizin hakikaten zor bir dönemden geçtiğini farkındayım. Hem okulla ilgili eğitim yönüyle yaşadıkları problemin hem de işte sporcularımızın yaşadığı zorlukların farkındayız. İşte uzak kaldılar birçok şeyden. Biliyorum bu dönemde işte şampiyonalara hazırlanan sporcularımız var.
gerçekten işte turnuvalar yapmaları lazım, müsabaka yapmaları lazım veya işte faaliyetlere katılmaları lazım. Bunların hepsinin sayısız azaldığı veya işte kısıtlamaların olduğu bir dönemde hazırlanmanın da çok kolay olmadığını biliyoruz. O yüzden de ben hani bu arada gençlerimizin gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kolay değil. Hepimizin çocukları var. Benim de işte şu anda üniversite sınavına hazırlanan oğlum yan odada çalışmaya çalışıyor. Kolay değil. Ama biz az önce sözlerime başlarken zorluklardan bahsettim. Nice zorlukları gördük, nice zorlukları yaşadık. Bunların üstesinden geldik. Bunun da üstesinden geleceğiz. Tüm dünyanın uğraştığı bir mesele. Yarın öbür gün bunları da anacağız, hatırlayacağız. Yeter ki ders çıkartalım, yeter ki bu konuda kurallara riayet edelim. Hızlı bir şekilde normalleşmeyi de birlikte göreceğiz inşallah. Biz Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak salgın süresince arkadaşlarımıza sürekli gençlerimizin yanında olmaya gayret ettik. Hem faaliyetlerle, hem sosyal etkinliklerle, yarışmalarla an be an bu heyecanı diri tutmaya çalıştık. Yine öğrencilerimizin okul ihtiyaçları, yani akademik anlamda ihtiyaç duydukları desteği de çok farklı alanlarda sağlamaya özen gösterdik. Tabii malumunuz Milli Eğitim Bakanlığı olarak en başından itibaren, yani geçen sene Mart ayından itibaren öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları her alanda tüm genel müdürlükler, tüm iller, tüm öğretmenlerimiz üstün gayret gösterdiler. Öğrencilerimizin motivasyonunu üst düzeyde tutmayla ilgili motivasyon unsurlarını arttırmaya gayret ettik. Ben çok net bir şey söyleyeyim. Gençlerimizin bu süreçte desteklenme çeşitliliğine baktığımız zaman hiçbir dönemde bu kadar desteklenmemişlerdi aslında. Yani eskiden hani yüz yüze yapılan eğitimde, tabii ki yüz yüze eğitim çok kıymetli. Bunun yeri ayrı. Ama yüz yüze yapılan eğitimde alamadıkları çeşitlilik kadar bu dönemde desteklendiklerini düşünüyorum. Yani işte canlı derslerimizle, zaman zaman açtığımız yüz yüze derslerle, sınıf düzeylerinde, destekleme iletişimi kurslarıyla, EBA destek platformlarıyla, akademik destek programıyla, hafta sonu YKS kampları, soru çözümleri vesaireyle. Yani sayabileceğimiz birçok çeşitlilikle aslında desteklemeye çalıştık. Hani elbette çok ideal bir yöntem değil, ideal bir yol değil. Ama hani işte salgın var, ne yapalım deyip de birçok dünya ülkesinde olduğu gibi sadece maillerle, sadece ödev vererek ve ödev sonucunu değerlendirerek hiç yüz yüze ekranda bile birbirini görmeyen bir eğitim sistemini benimsemedik. Tam tersine çeşitliliğini artırdık. Bu anlamda işte psikolojik ve rehberlik açısından da, rehberlik psikolojik açısından da desteklerin verilmesine özen gösterdik. Umarım bu anlamda yeteri kadar başarılı olmuşuzdur. Eksiklerinde bir an önce hızlı bir şekilde giderileceğine olan inancımız tam. Ben bu manada özellikle evde olan gençlerimize bugünün de anlamına binaen mutlaka spor içerisinde olmalarını öneriyorum. Sporun bir yaşam biçimi olarak hayatın her aşamasında vazgeçilmez bir alışkanlık olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun kıymeti özellikle bu süreçte daha iyi anlaşıldı. Mutlaka fiziksel etkinlikler, aktivitelerin içerisinde olmalarını öneriyorum. Bunların hepsi geçecek. En azından tekrar sokağa çıktığımız zaman hazır olalım o etkinliğe, o faaliyetlere. Bu vesileyle ben tüm gençlerimizin tekrardan bayramı tebrik ediyorum. Yine bu organizasyonu hazırlayan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine bugün bizlerle olan, kendisi de çok genç ve örnek bir sporcu olan Emre kardeşimize de teşekkür ediyorum katıldığından dolayı. Başarıların devamını diliyorum. Ben hep şuna inanıyorum. Spor bir disiplindir. Sporun içerisinde olan gencin her alanda başarılı olma ihtimali çok yüksek. Gerek derslerinde, gerekse spor hayatında. Yeter ki bunu planlayabilsin, organize edebilsin. İşte bu da onlardan bir tanesi. Şu anda beraberiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim düşündüğünüz için. Genel Müdürüm, hitaplarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
Hızlı bir şekilde öğrencilerimize söz vermek istiyorum. Çok heyecanlılar, çok iyi çalıştılar. Emre'yi çok iyi araştırdılar. İlk andan itibaren bize çok büyük destek oldular. Ben hızlı bir şekilde müsaade ederseniz sözü gençlerimize vermek istiyorum. Orçun, senden başlayalım hızlı bir şekilde. Başladım hocam. Cengiz hocam, bütün hocalarım merhaba. Emre abi selamlar. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ben Orçun Alan, 17 yaşındayım. Bozüyük Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Atletizmle ilgileniyorum. 50 metre Yıldızlar Türkiye rekortmeni. Aynı zamanda 60 metre hem Yıldızlar hem de Gençler Dünya Türkiye şampiyonuyum. Benim Emre abiye bir sorum. Toplumumuzda spora ve sporcuya verilen önemi o nasıl görüyor? Yani Emre Sakçı olarak nasıl görüyor, nasıl düşünüyor? Merak ettim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir soru oldu gerçekten. Farklı sorular gelmesi de beni de çok memnun ediyor. Çünkü farklı bakış açılarını yakalayarak daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Spor kültürü ne yazık ki bizim ülkemizde tam oturmamıştı. Oturmamıştı diyorum. Çünkü yavaş yavaş oturmaya başlıyor bence. Avrupa'nın bir hayli gerisindeydik aslında bir süre kadar öncesinde. Ama şu anda gerçekten spor anlamında özellikle ülke olarak çok ciddi bir atılım içerisindeyiz. Burada tabii devletimizin de verdiği de katkıların da çok büyük önemi var. Çünkü teşvik gerçekten çok güzel. İnsanların spora bakış açısı değiştikçe, sporu futbol dışında başka bir şey olarak, yani spor olarak tanımladıkça spor da gelişiyor. Zaten farkındasınızdır. Dünya çapında aldığımız başarılar da her branşta gün geçtikçe artıyor. Şu anda hala da yeterli değil. Kesinlikle. Ne yazık ki yeterli değil ama en azından bir gelişme var. Ve bu zaten bir günde iki günde olacak bir şey değil. Bu da bir kültür sonuçta. O kültürü yaratmak da ciddi bir mesele. Biz bir yerden başladık. İşin en zor kısmı aslında başlatmaktır hareketi. Hareketi başlattıktan sonra devamı gelir. Bu duran bir araba gibi düşünebilirsin. Zor kısmı atlattık. İnşallah daha da güzel günlerde, daha da güzel başarılarla ülkemizi gururlandıracağız hep beraber. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Umarım tatlı yapmıştır. Evet, Manisa'lıyımızdan Ece Bal öğrencimize söz verelim. Evet Ece, söz sende. Herkese merhaba. Merhaba Emre abi. Herkese 19 Mayıs'ta kutlu olsun. Ben Ece Bal, Fevkal Efendi Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. 9 yıldır aile bütünlüğüyle uğraşıyorum. Türkiye şampiyonatları ve yurt dışı yarışmalarında, uluslararası yarışmalarda final görmüşlüğüm var. Ben bugün sana şunu sormak istiyorum. Özellikle uluslararası yarışmalarda kendimi daha fazla stresli hissediyorum. Yani hem daha zor olduğu için hem de Türkiye'yi de temsil ettiğim için. Sen bununla nasıl baş ediyorsun acaba? Evet, benim de aslında bir dönem yaşadığım bir sıkıntıydı. İlk yurt dışı yarışımda aslında bunu yaşadım. Hocamla konuştum, hocamla paylaştım. Dedim böyle böyle. Aslında en zor iş orada teşhisi koymak. Hani o şey en zor aşama oydu benim için. Dedim ki ben korkuyorum. Hani böyle böyle yüzülecek yarın. Korkuyorum. O da neden korkuyorsun? Dedim böyle böyle. Hani bir yabancı şey var o ara. Bana dedi ki yarın dedi uzaydan biri de gelse, o da gelse, bu da gelse, bu yarışın sonucu şu şekilde sonuçlanacak. Hani şu saniyede yüzen o yarışı kazanacak. Nitekim öyle de oldu. Korkulacak bir şey yok. Sarı çizmeli Mehmet Ağa da yüzebilir. Almanya'dan Hans da yüzebilir. Amerika'dan Michael da yüzebilir. Yani tamamen senin zihninde yaşadığım bir sıkıntı. Ve şöyle bir şey de var. Ben bunu biraz daha yurt dışındaki çok fazla o konulara girmek istemiyorum. Yurt dışından yani dışarıdan bize baskılarla bugünlere getirildiğimizi düşünüyorum. Çünkü biz aslında Türkler olarak çok ciddi ve büyük bir milletiz. Yazılı tarihi var olduğu sürece de biz hep vardık. Türkler orada yani. Hep dünyadaki yazılı tarihin içinde bir parçası. Ama Amerika diyorsun, insanlar gözünde büyütüyor, abartıyor. Daha 300 yıllık tarihleri var aşağı yukarı. Yani o yüzden onları hiç gözünde abartma, büyütme. Ben de onu o şekilde açtım. Bir de bir kendimize silkelenip kendimize gelmemiz gerekiyor. O kendi aslında büyük o damarlarımızda gerçekten o kan geziniyor, o büyüklüğümüzün farkına vardığımız zaman aslında tarih bizleriz. O yüzden korkulacak, çekilecek bir şey yok ve daha da spesifik bir şey söyleyeyim. Yaptığın işe konsantre ol yarışmaya başlarken. Sonuçta senin yaptığın işte sen ödül alacaksın ya da yukarı çıkacaksın, kendileri taşıyacaksın. O yüzden o işi yaparken anda olmak çok önemli. Anı yaşamak, o anı hissederek performansını gerçekleştirmek seni bir adım öteye taşıyacaktır. Yaptığın için teşekkür ederim.
Evet, genel müdürümüz eski Gençlik Spor İl Müdürü. Aktif spor hayatı da var. Öğrencilerimiz, genel müdürümüze sorularınız varsa onları da alabiliriz hızlı bir şekilde. Evet, sayın genel müdürüm de söylemek istediğim şey varsa spor ile ilgili gençlerimize, onları alabiliriz sayın genel müdürüm. Yani özellikle hani ben şunu özetle söyleyebilirim. Yani yaşadığımız az önce Emre'nin söylediğine ilave olarak hani gerçekten işte 84-85 milyonluk bir ülkeyiz. Kodlarımız çok eskiye dayanıyor, kültürel kodlarımız. Bu anlamda hakikaten aslında yatkınız, spora da yatkınız. Bununla ilgili hiçbir endişe yok. Hani başardığımız çok şey de var. Fakat ben hani disiplin dedim ya, işte bu disiplin konusunda çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Şöyle, yani işte hepimiz eğitimciyiz. Okullarda yöneticilik de yaptım. Gençlik sporda da görev yaptım. Şunu gördüm. Çocuklarımız spora başladığı andan itibaren aileler çok istekli aslında. Ellerinden tutuyorlar, getiriyorlar salonlara. İşte yüzme havuzlarımıza. İnanılmaz dolu. Yani bu yaş grubu ilk başladıkları zaman Emre daha iyi bilir. Yani çok küçük yaştan itibaren aileler ellerinden tutar ve daha fazla, değil mi? İşte az önce sporcularımızın bahsettiği branşlarda da aynı şekilde. Daha sonra ne oluyorsa ciddi bir şekilde kopmalar yaşanıyor. Bu kopmalardaki sebep hep şununla ilintili. İşte okul dersleri düşmeye başladığı andan itibaren, yani aslında sporcu gencimizin, kardeşimizin okulu ve şeyi, sporu bir arada götürmeyle ilgili biraz böyle patenaj yapmaya başladığı andan itibaren aile bir tercihte bulunuyor. Diyor ki ya spor ya okul. Halbuki yani o kadar birbiriyle iç içe ki bunlar. Yani işte az önce öğrencilerimiz de dinledik, işte okudukları okulların hepsi yani yüksek performans gerektiren okullar. Ama orada gençlerimiz gerçekten başarılılar. Demek ki oluyor. İşte buradaki bu bilinci yerleştirmekle ilgili bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Bunu iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani hem sporcularımıza burada iş düşüyor hem de ailelere. Yani lütfen ikisi arasında tercih yapmak zorunda bırakmayalım ailelerimizi. Bu zaten öyle bir noktaya gelecek ki, yani o işte performans sporcusu olmaya başladığınız andan itibaren zaten artık bir yola girmiş oluyorsunuz. Yani o yol sizi bir yere götürecek zaten. Ama asıl o temelin atıldığı, dayanıklılığın sağlandığı, devamlılığın sağlandığı o süreçte ben çok ikna ettiğim, çok görüştüğüm aileler olmuştur. Yani sakın, hani çocuk istikbal vaat ediyor. Ama hocam diyor, dersleri de çok iyi. Tamam, ne güzel işte. Yani hem dersleri çok iyi hem de çok iyi bir sporcu adayı, değil mi? Sporcu hatta adayı. Yani belki çok kısa sürede ülkeye bir madalya kazandıracak. Kolay mı bir madalya kazanmak? Yani hani bugün madalya kazanmak çok ayrı bir mesele. Çok hani bu işin artık zirvesi. Bunun için çok büyük emek gerekiyor. Ama ben yine de hani bu kültürün yayılmasıyla ilgili hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Mesela okullarla işbirliği noktasında yeteri kadar işbirliği yapılamadığını görüyorum ben. Yani okuldaki bir sporcumuzun işte antrenman saatleri, müsabaka günleri vesaireyle ilgili planlamada dahi zaman zaman okullarımızda işte kulüp antrenörünün veya işte kulübün veya sporcunun ailesinin yeteri kadar işbirliği içerisinde olmadığını görüyorum. Bu sağlıklı işbirlikleri kurulduğu sürece ben işte az önce de konuşuldu, yani bu kadar 84 milyon nüfusumuz var ama 100 binlik İzlanda'ya futbol müsabakasında kaybedebiliyoruz mesela. Halbuki işte birçok ferdi branşlarda olsun, takım sporlarında olsun çok 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 iyi sporcularımız var, antrenörlerimiz var. Bu anlamda hani ben bu bağlamda da bir yerde aile eğitimlerinin de çocuğun spora başladığından itibaren birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum Emre katılıyor mu katılmıyor mu ama. Kesinlikle katılıyorum. Çok haklısınız. Yani bir de insanların bence şöyle bir şey de anlaması lazım.
herkes en üst düzey spor yapamaz. Yani performans sporu başka bir şey. Spor yapabilir ama performans sporu başka bir şey. Aynı şekilde herkes de doktor olamaz. İnsanların öyle bir yanılgısı var. 80 milyon doktor olursa kim hasta olacak? Öyle de sıkıntılar var. Yani her alanda herkese ihtiyacımız var. Atatürk'ün de dediği gibi ülkesi de en iyi seven, işini en iyi yapandır. O yüzden ne yaparsak yapalım, işimizi en iyi şekilde yapacağız. Yani olay aslında mantık bu. Yani bizim her yerde herkese ihtiyacımız var. Sonuçta bir sporcu çalıştıracak kondisyoner, antrenöre de ihtiyaç var. Spor yapacak çocuğa da ihtiyaç var, sporcuya da ihtiyaç var. Okulda eğitim verecek öğretmene de ihtiyaç var. Öğretmeni Allah korusun bir şey olduğu zaman tedavi edecek doktora da ihtiyaç var. Onun bakımını yapacak hasta bakıcıya da ihtiyaç var. Yani insanlar çok fazla iyi kalifiye tabii olmak istiyor herkes, anlayabiliyorum ama işini iyi yaptıktan sonra aslında o kalifiyeyi sağlamış oluyorsun bir yerde. Evet. Emre, konu açılmışken konusu da geldi. Türker Hocam'a çok teşekkür ederim. Bu programa katılmak için bize vesile oldu. Türker Hocam'la ilgili neler düşünürsün? Senin hayatında çok önemli bir yere sahip. Çok araştırdın. Evet. Sen küçük yaşta başlamışsın. O seni uluslararası müsabakalara sokmaktan biraz imtina etmiş. Performans dereceleri alman için. Türker Hocam'la ilgili düşüncelerin olabilir miyiz? Yurt dışından ziyade yarışlara, normal hani müsabaka ile ilgili biraz şeyimiz olmuştu. O ergenlikle alakalı, biraz fizyolojimden dolayı boyum hızlı uzadı. Sinirler tabii yetişmekte geç kaldı falan. Çok detaya girmeyeyim. Türker artık, Türker abi yani, hocadan çok Türker abi benim için. Hayatımın her anında benim yanımda olan, benle birlikte bu yolda yürüyen yani. İnsanlar tabii beni Emre Sakçı olarak tanıyor ama biz hani Emre Sakçı ve Türker olarak, Türker Oktay olarak bir bütünüz. Hani ikimiz birlikte bu yolda yürüyoruz. Biz artık hani ortağız bu işte. Hani benim tek başıma yaptığım bir şey kesinlikle değil. Benim tek başıma kazandığım bir başarı kesinlikle değil. O olmasaydı bugünlere kesinlikle gelemezdi. Beni çok zaman düştüğümde kaldırmıştır yerden yani. Hani hep çevirip kollayan bir abim olmuştur. Ona da bir kez daha buradan sizin vesilenize teşekkür edeyim, kendisi duymasa da. Ben bir şey sormak istiyorum Emre. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir dönem sabah erken saatlerde, sabah 6-6.30 gibi yüzmeye gidiyordum. İşte sporcularımız vardı. Çok ağırdı antrenmanları. Yani gerçekten yani izlerken başım dönüyordu. Nasıl bu kadar dayanıklılık sağlanabiliyor? Yani çok kolay değil. Hani birçok branş öyle de hani o yüzmedeki tempoyu bizzat gördüğüm zaman şaşırıyordum. Bu konuda yani nasıl oluyor? Vallahi inanın ben de bilmiyorum, çözemedim. Yani çok enteresan bir şey. Çünkü normal karada yaptığın antrenmanların dışında bir de ekstra günde 6-7 saat suda geçirdiğim bir vakit var. Ve su bambaşka bir ortam. Karayla alakası yok. Yerçekimsiz bir ortam. Dinamikleri tamamen farklı. Bütün bildiğin hani fizik kuralları aslında orada farklı işliyor biraz daha dışarıya göre. Çok enteresan ve su bir de çok yoruyor biliyorsunuz. Hani suya girip bir şey yapmasan bile su insana böyle bir yorgunluk veriyor. Yani bir şekilde üstesinden geliyoruz yani. Allah güç veriyor. Bir şekilde hallediyoruz. Kolay olmuyor. Tabii işin aslında fiziksel yönünden çok psikolojik yönünü yönetmek daha önemli bizler için. Çünkü fiziksel yönünü artık herkes yapıyor. Bu internetle de alakalı artık hani çok fazla bir teknolojik fark kalmadı ülkeler arasında da. İşin orada psikolojik yönünü kim daha iyi yönetirse, kim daha iyi başa çıkarsa, o süreci daha iyi götürürse o kazanıyor aslında. Orada aslında dediğim gibi fizyolojiden çok psikoloji bir adım daha öne çıkıyor. Yani o tempoyu kaldırabilmek, o arka arkaya gelen antrenmanları yapabilmek. Şu an ben de mesela tam o evredeyim. Hani biraz bir huzur istiyorum, bir sakinlik. Ama yok, öyle bir şansım yok. İnşallah artık Temmuz'dan sonra. Şey yani ben hani bunu şu anlamda sordum. İşte beslenme yani tabii. Çok küçük yaştan itibaren mi bu destek alınıyor? Evet. Yani bu hani az önce Türker Hoca'dan bahsettiniz ya hani işte beraber yol arkadaşlarınızdan, abilik kardeşlerinizden bahsettiniz. Yani bu ta o zamandan müdahale edilen bir konu değil mi? Gençlerimiz de öğrencilerimiz de herhalde katılacaktır bana yani. Evet. Yani her şey planlı programda da yayına katılmadan 10 dakika önce yemekteydim. Apar topar odaya çıkıp hani katıldım. Son anda girdim hatta. Hani orada bile en son
çinko, magnezyum nasıl almamız lazım, saat kaçta, ne kadar alalım falan onu konuşuyorduk. Spor ekibim de buradaydı. Tam daha konu oydu. Şeye katılmadan önce. Toplantıya. Evet. Evet, gençlerimize devam edelim. Karsilimizden Nisanur Umiç. Sözü sana bırakıyorum. Öncelikle herkese merhaba. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Adım Nisanur, soyadım Umiç. Kars'tan katılıyorum. 13 sınıf öğrencisiyim. Hasan Arakan Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 6-7 yıldır profesyonel olarak badminton oynuyorum. Emre abiye bir sorum olacaktı. Yüzmede olsun ya da herhangi bir sporda olsun, Türkiye'den olimpiyatlara fazla katılım olmuyor. Sizce bunun nedenini veya nasıl öğrenebiliriz? Valla dediğin doğru, çok fazla katılım olmuyordu. Ta ki bu seneye kadar. Biz yüzme adına konuşabilirim şu an. 9 tane sanırım. Yanlış bilmiyorsam A barajımız var. Direkt katılma hakkımız var. Onun dışında artık sayısız B barajımız var. Tabii onlar artık katılamıyor bile. Onu da geliştiriyoruz. Temin de bahsettiğim gibi o kültürü oturttukça biraz o da gelişmeye başlıyor. Bunlar tamamıyla kültür meselesi bana kalırsa. Çünkü o kültürü yakalamak, o kültürü oturtmak, sonuçta şöyle bir şey örnek vereyim size. Amerika'da lisanslı yüzücü, yani lisans çıkartıp bu işi yapan 2009 yılıydı sanırım, yanlış hatırlamıyorum. 12-13 yıl önce 3 milyon kişi vardı. Yani bu işi artık lisanslı, iyi bir seviyede yapan. Türkiye'de kaç kişi biliyor musunuz? Şu anda 4-5 bin civarında. Ki biz geliştiğimizi konuşuyoruz şu an. Sadece Fransa'da 25 yaş üzeri lisan, yani yarışa katılmış diyorum, performansını devam ettiren sporcu 100 bin. Bu da 2015 yılıydı sanırım. Şimdi şu rakamlar artıyor tabii. 100 bin. Türkiye'de 25 yaş üstü sporcu 7. Hani bu oranlara baktığınız zaman aslında biz dünyanın çok önündeyiz. Çok daha başarılıyız aslında hani oranlarsan. Ama tabii iş öyle yürümüyor. Onların çok daha fazla, çoktan seçmeli yaptıkları için başarı çok daha kolay geliyor. En büyük etken bence bu. Bu da kültürle alakalı. Kültür oturdukça, sayı arttıkça başarı ve bu kotalar da artacaktır. Bir de şunu hiçbir zaman unutma ki olimpiyata katılmak gerçekten çok önemli bir şey. Ben 3 yaşından beri yüzüyorum. 2000 yılında başladım. 21. yılım oluyor bu yıl. 21 yıldır kendimi bildim bileli hedefim olimpiyat. Bu sene inşallah bir aksilik olmazsa katılacağım. Ama önemli olan olimpiyata katılmak tabii. Çok önemli bir şey. Çok da özel bir şey bir sporcu için ama niteliktir. Olimpiyatta alacağın niteliktir. Yani orada hedefini gerçekleştirebilirsen, amacını ulaştırabilirsen, niteliği yerine getirebilirsen o zaman bir anlamı olur. Yani sana şunu sorayım. Sana iki seçenek sunacaklar. Diyecekler ki bundan sonraki bütün olimpiyatlara Türkiye her branştan 50'şer sporcuyla katılacak. Ya da diyecek her branştan 3 sporcuyla katılacak ama her branşta en az bir madalya alacak. Hangisini seçeriz? Her branştan bir madalya almayacağız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz 4 tane öğrenci bu arada badminton'da da oldukça başarılıyız. Yani evet ben de Murat Özmeki Federasyon Başkanı tanışırız kendisiyle eskiden. Hakikaten çok güzel işler yapılıyor. Tebrik ediyorum. Evet, gerçekten çok eğlenceli bir spor. Ben çok seviyorum. Güzel. Ekrana 4 tane sporcu aldık. Fakat YouTube'da çok fazla sorular geliyor öğrencilerimizden. Emre'nin biraz önce bahsettiği derslerim. Bu arada atletizmde şey yapmayalım tabii. Yani atletizmde çok başarılı olduğunu özellikle söyleyelim. Fatih ve Fatih Çintim var değil mi? Federasyon başkanımız devam ediyor. Güzel çalışmalar yapılıyor. Aynen, genel müdürüm. Emre biraz önce beslenmeden bahsetti. YouTube'dan çok fazla beslenme ile ilgili sorular geliyor. Oraya girmeyelim. O benim uzmanlık alanım değil. Ben hani yanlış bir şey söylerim. Çünkü insan yapısı herkesin farklı. Evet. Onu uzmanlara danışmalarını tavsiye edeyim. Şunu soruyorlar. Emre, hiç kaçamak yapıyor mu acaba beslenmede diye bir soru geldi. Onu yapmak istedik. Öğrencilerimiz. O bende biraz yanına yancı arıyor. Hiç benden şey yapmasınlar, ben hayatta yapmam. Hani yapmayacağım dedikten sonra. Evet. Benim öyle kırmızı çizgilerim vardır. Hani bir şeyi bıraktığım zaman biter o. Ama bırakmazsam tabii o dönem tükettiğim oluyor. Ama hani bitti dediğim an bitiyor. Mesela şu an
Ayı bitirdim. 3,5 civarı oldu. Gazlı içecek, tatlı yok. Sıfır. Hiçbir şekilde. Harika. Gibi yani. Tabii örnek. Evet, şimdi Sinop ilimize bağlanıyoruz. Yağız Demirci. Öncelikle değerli öğretmenlerime merhabalar. Emre abi, sana da merhaba. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun hepimiz adına. Sinop'tan bağlanıyorum. Lise son sınıf öğrencisiyim. Basketbol oynuyorum yaklaşık 7-8 yıldır. Emre abi, sana şunu sormak istiyorum. Acaba hiç keşke yüzücü olmasaydın dediğin bir anın oldu mu? Hayır. Olmadı. Çünkü işin özü ve aslında temin Cengiz Hocam'ın da sorduğu gibi o sorunun da cevabı, hani bu tempoya katlanabilmemin sebebi yani çünkü akıl kârı bir iş değil. Daha dün akşam kondisyonerle onu konuştuk. Yani performans sporcusu olacaksan, yani bu işi bu seviyede yapacaksan, ciddi anlamda senin doğru işlemeyen bir şeyler olması lazım zihninde. Çünkü sağlıklı bir beynin yapacağı iş değil bu. Ne yazık ki biraz öyle, çünkü hani takıntılı, hani rahatsızlık derecesinde takıntılı olması lazım. İşini sevmen lazım. Çok ciddi anlamda hastalık derecesinde sevmen lazım ki katlanabilesin. Çünkü başka türlü olmuyor. Allah şükür bende de bunlar var. O yüzden çok severek yaptığım için hiç öyle bir şeyim olmadı. Hatta daha bugün hani nasıl bırakacağım diye onu düşündüm. Hani bırakamam ki. O, zaten o tatmini aldıktan sonra, o sporun verdiği o tatmin duygusunu yaşadıktan sonra vücutta, onu bırakmak çok kolay olmuyor. Anladım. Yani bizler aslında çok tabii doğru örnek olmayacak ama hani bu şeye bağımlı oluyorsun. Kelime çok doğru değil, biraz olumsuz oluyor ama ona bağımlısın artık. Hani o şeyi almak zorundasın. Sporu yapmak zorundasın. O tatmini yaşamak zorundasın. O yüzden olmadı. Ama olabilir. Hani sen kendin böyle bir şey düşündüysen, oradan sorduysan onu da söyleyeyim. Olabilir. Çok normal. Zaman zaman, çünkü hayatta yani spor yapmasan da her ne yaparsan yap bir yerde yetiyor. Hani neden diye soruyorsun. Ama orada da çıkış yolunu bulabilecek, ışığı gösterebilecek doğru noktayı yakalaman lazım kendin için. O her neyse. Onu sen bileceksin. Teşekkür ederim abi. Umarım açıklayıcı olmuştur. Birazdan sporcu mesajlarımız var. Milli sporcularımız var, genç sporcularımız. Onların mesajlarını yayınlamadan önce Sayın Genel Müdürüm ve Emre Sakçı'ya sorularınız var mıdır değerli öğrencilerimiz? Emre'nin antrenmanı da var şu anda. Vaktimizi de biraz aşmış olduk. Evet, bundan sonra yayını dolduğunu da bilgisini aldı kendisinden. Çok fazla kendisini tutmak da istemiyoruz. Sayın Genel Müdürüm ve Emre Sakçı'ya sorularınız varsa alalım. Yoksa programımıza milli sporcularımızın kutlama mesajlarıyla devam edeceğiz. Tolga Hocam, ben bir soru sorabilirim ikisine de. Aynı soru, yani bir şey yok. Sporun ikiniz için de hem kolay yönü hem de zor yönleri nelerdir? Güzel. Ben öncelikle tabii ki sporun kolay yönü, aslında sporun sağladığı motivasyon benim için en keyifli tarafı. Yani o sporun yaptığım zaman duyduğum haz, kendimi dinç hissetmem, huzurlu hissetmem. Ben performans sporcusu olmadım hiç. Ama hayatımın her alanında spor oldu. Bu anlamda hani o kısmı çok keyifliydi. En zor kısmı uzakta kalmak zorunda olduğum dönemler oldu aslında. Yani öyle söyleyeyim ben. Hani spordan uzak kalmak zorunda olduğum dönemler oldu insanın dönem dönem hayatında. Bu kısmı benim için zor olan kısmıydı. Elbette ki yani işte ben amatör olarak uğraştığım spor branşlarında da yani zor antrenmanlar, zor günler, ya işte bugün acaba kaytarsak mı dediğimiz anlar oldu tabii ki yani. Yoruluyorsun. Bir de profesyonel destek de almıyoruz biz. Şimdi Emre abiniz bu anlamda performans sporcusu ve üst düzey sporcu olduğu için çok küçük yaştan itibaren bu desteği almıştır. Ama bizim hani öyle bir imkanımız olmadı. Dolayısıyla yorulduğumuz, sıkıntı yaşadığımız zamanlar oldu. Az önce Yağız'ın dediği gibi yani ya bu sporu keşke yapmasaydım dediğim zamanlar oldu dönem dönem. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de cevaplayayım mı?
Olur, lütfen. Bana göre bu işin en güzel ve en keyifli tarafı ve en kolay tarafı her gün kendini aşmaya çalışmak. Her gün kendini geçmeye çalışmak. Aynı zamanda en zor tarafı da bu. Her gün kendini geçmeye çalışmak. Çünkü çok zor. Çok zor. Kendinle limitlediğin için kendini daha iyisini yapmak zorunda kalıyorsun. Daha iyisini yapmak zorundasın. Ama demin Cengiz Hoca'nın da dediği gibi zor oluyor. Yorulduğun günler oluyor. Olmayacağı günler oluyor. Ama o gün işte esas seni ileri taşıyan ve bir adım öne çıkaran gün de o gün oluyor. O gün bir şekilde o enerjiyi ve ışığı içinde bulup kendini açtığın zaman bir adım ileriye gitmeye başlıyorsun. Yani yorulduktan sonra yaptığın şeyler seni bir adım ileriye taşıyor. İşin en kolay ve en zor tarafı bu bana göre. Evet sevgili gençler, başka sorusu olan yok gibi gözüküyor. Konuklarımızı uğurladıktan sonra 3 milli sporcumuzun videolarını yayınlayacağız. Bizlere sürpriz yapan genel müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayan Emre sana da çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel güne vesile olduğun için çok teşekkürler. Sayın Genel Müdürüm, son sözünüz var mıdır kapanıştan önce? Yok. Gençlerimizi tekrar bayramı tebrik ediyorum. Güzel günlerde yeniden bir arada olmak ümidiyle hepsini öpüyorum. Evet Emre, son sözümüz var mıdır öğrencilerimize? Ben de herkesin bayramını tebrik edeyim buradan. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı bizler için gerçekten çok önemli ve değerli bir bayram. İnşallah pandemi biter. Önümüzdeki senelerde hep beraber artık kucaklaşarak kutlarız. Sizlere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Genç kardeşlerimiz de bizleri buluşturduğumuz için. Böyle güzel sorular sorduğunuz için sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Vallahi yalan değil, beklediğinden çok daha güzel sorular geldi. Teşekkür ederim ayrıca. Özel bir parantez açmak istiyorum sizlere de. Spor hayatınızda da sizlere çok zorluklar ve o zorlukların üstesinden gelme hazzını yaşamayı temenni ediyorum. İnşallah o zor günlerin üstesinden gelip o güzel duyguyu yaşarsınız. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum hepinizin. Sağ olun, bizler de. Evet, programımız burada sona ermiştir. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı enişten diliklerimizle kutluyoruz. Genel Müdürümüz Cengiz Mete, öğrencilerimiz ve milli yüzücümüz Emre Sakçı'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Vatanımız için kendini feda eden aziz şehitlerimizi saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bize gururla bir parçası... Tamam. ...19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Emanetinin bilincinde olan bir genç olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Değerli katılımlarınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalar kolay gelsin. Sağ olun.